Ve halk arasında şöyle bir söylenti var Fatma Hocam. Kansere bıçak değmez. Tehlikelidir. Evet. Ne kadar doğru? Şimdi kansere bıçak değmez yanlış bir kavram. Evet. Niye? Çünkü çok erken evre bir hastalık. Sadece birçok çok erken evre hastalık sadece cerrahi ile hiç ek tedavi gerektirmeden takip edilebilmekte halen. Yani normal sağ kalımına, yani kişi o tümörü çıkarttı. Kendisiyle aynı yaşta, aynı cinsiyette olan kişilere benzer sağ kalım ya da yaşam beklentisine sahipken kansere bıçak değmez gibi yanlış bir kanıyla diyelim. Yani bu geleneksel bir kanı haline geldi. Hasta tamamen bu hastalıktan kurtulma şansını kaybetmekte. Bu nedenle de gerçekten çok yanlış bir yaklaşım. Yani bazen öyle bir denk geliyor ki örnek zaten hastalık yayılma aşamasında ameliyattan sonra yayıldı gibi düşünülüyor ama bu biraz daha böyle hani yanlış, çok hatta biraz da çok yanlış düşünce. Onun için özellikle cerrahi birçok tümörde kesin şifa sağlama yöntemidir. Yani mümkün olduğunca eğer cerrahi gerekiyorsa biz o hastayı cerrahiden fayda göreceğini düşünürsek mutlaka ameliyata göndeririz. Yani yayıldı, yayılacak gibi yanlış kanılarla kişiler kanserden tamamen kurtulma şansını kaybetmekte. Bir takım işte ot bitki bilmem alternatif adı altında çoğunun aslında alternatif olup olmadığı belli olmayan bir takım bitki, molekül vesairelerle tedavi edildiğini zannederek hasta gerçek tıbbi tedavisinden uzak kalmakta. Yani alternatif tıp diye işte bazı bitkiler olsun ya da şimdi alternatif tıp diyebilmek için gerçekten alternatif olması lazım. Aslında o bile yanlış. Yani evet bazı işte fitoterapi vesaire gibi kavramlar ya da alternatif olduğu kanıtlanmış örnek akupunktur son bizim yine uluslararası kongrede çok işte önerilen kanıtlanmış bir yöntem olarak kanser ağrılarında, palyasyonda önerildi. Bu gerçekten alternatif çünkü bilimsel kanıtı var, yapılmış, edilmiş ve ortaya konulmuş. Ama adı sana bilinmeyen bir molekülün ya da bir karışımı alternatif tıp adı altında hastalara sunmak, hastalığa ihanet etmektir aslında. Bir de işte yok kemoterapi yan etki yapar bilmem, işte şu yapar, bu yapar, hücreleri sağlıklı, hücreleri öldürür. Yani vücudumuzda zaten sürekli normal hücreler oluyor ve ölüyor. Yani normal sağlıklı bir kişide zaten kan hücrelerimiz sürekli oluyor ve yaşamını süresini dolduran ölüyor. Yani bu zaten sürekli yenilenen dokularda olan bir şey. Sen kemoterapiyle onu biraz hızlandırıyorsun ama %90'ı bunların normale geliyor. Yani vücut onu geri toparlayabiliyor. Bunun gibi özellikle alternatif tıp adı altında insanların duygularıyla oynayan bir takım insan ya da gruplar ya da kişiler diyelim, kişilerin gerçek tedavi almalarına engel olmakta. Ya bu sizin işinizi de zorlaştırıyor. Tabii yani insanlar hani düzenli bir doktora gidip tedaviyi takip etmektense bir ot ya da bir bitkiyi evde yapmayı daha sevimli buluyorlar. Ya da hastadan ziyade hasta yakınları için de bu daha sevimli gelebiliyor. Yani hastasını işte belli düzen aralıklarla bir hekime götürmek, bir tedavi takip etmektense işte şu hapı al, bu işte alternatif tip, o daha sevimli geliyor. Onun için de bu bıçak değerse yayılır şeyin altından aslında çok yorum çıkabilir. Sadece bıçak değerse yayılır değil, kemoterapi verirse ölür, yok sağlıklı hücreler ölür. Bunlar tamamen kulaklanma da olma. Ve gerçekten bu şekilde aslında tümörü tedavi edilebilir birçok yani hasta varken. Bu kişiye zarar veriyor. Kişilere zarar veriyor. Tabii tedavi edilemez noktaya geliyor. Her tarafına yayılmış noktada sana ulaşmış oluyor. O zaman tabii ki yardımcı olmamız erken evrelere göre daha zor oluyor. Daha zorlaşıyor. Bunu sorduğunu iyi oldu. Bir daha vurguluyoruz. Biz genelde hep vurgulamaya çalışıyoruz evet. Ama tekrardan bunu burada vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. İyileşme süresini uzatıyor. İyileşme şansını azaltıyor. Tamamen kurtulma şansını azaltıyor. Çok azaltıyor. Yani bu pandemide de oldu örnek. Covid döneminde. Covid var. Hastamı götürmeyin derken bu sefer
hastalığı kişinin artık gidiyor. Yani belki erken evre bir meme kanseriyken bir 4-5 ay beklettiğinde evre 4 meme kanseri olarak karşımıza gelebiliyor. Tedavi edilemez değil ama erken evreyi tedavi etmek daha kısa süreli, evet, daha toparlayken evre 4 biraz daha uzun süreli tedavilere ihtiyaç duyuyor. O açıdan da zamanında tıbbi yardım için gitmekte fayda var. Bunu öneriyoruz mutlaka. Yani hekiminin söyleminden şaşmasın kişiler. Evet, tabii ki. Yani kulaktan dolanma söylenmeleri değil. Zamanında gerekli tıbbi yardım için doktora, hekime başvurmalı. Ve onkoloğunun, özellikle o kanser için söylersek, belirlediği plan doğrultusunda tedavileri takip etmeye çalışmalı. Ki zaten eğer ki o söylemiş olduğumuz otlar, çöpler, bitkiler tedavi verecek olsaydı zaten sizden onu önerirsiniz. Ama siz eğer ki ilaç tedavisi diyorsanız, evet, eğer ki işte kemoterapi ya da akıllı ilaçlar ve farklı ilaçlarla tedaviye cevap verir diyorsanız, kişi de sizin. Evet, biz de ona göre zaten yönlendirme yapıyoruz.